Başkan Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vatandaşların yeni yılını kutladı. Erdoğan, 2023 hedeflerine ilişkin mesajlar verdi. Hedefimiz küresel siyasi ve ekonomik ligin en üst diliminde, ilk sıralarında yer almak dedi. Terörle mücadele de yine gündemindeydi Erdoğan'ın. İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye 100 yılı vizyonumuzla Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. Sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz. 2023 hedeflerini anlattı. Hedefimiz küresel, siyasi ve ekonomik ligin en üst diliminde ilk sıralarda yer almak dedi. 2023 Milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün de miladıdır. Artık hedefimiz küresel siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değildir. Hedefimiz en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır. Yani yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı. Ekonomideki gelişmelere değindi vatandaşımızı hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık dedi. 2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar hepimizin canını sıkmıştır. Evet bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır. Ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Terör örgütlerinin şehirlerimizi hedef alan eylemlerinin ülkemize yönelik şantaj aracı haline getirildiği günlerden sınırımızın onlarca, bazen yüzlerce kilometre ötesinde operasyonlar yürütebildiğimiz bir seviyeye geldik. Teröristleri açtıkları çukurlara gömerek darbecilerin başını ezerek ekonomik tetikçileri kendi programlarımızla hüsrana uğratarak 2023 hedeflerimizin kılavuzluğunda yolumuza hep devam ettik.